yerler ya da böyle bu tarz işler yaparken, yurt dışında ürün satarken böyle öğrendiğin ve bir daha olsa tekrarlamayacağın şeyler var mı? Evet. O örneği söylemek istiyorum. İşte biz Türkiye'de yani neredeyse 10 sene oldu ticaret yapalı. KDV dengesi dediğimiz bir olay var. Yani bir şirketin bir ay içerisinde almış olduğu KDV satmış, vermiş olduğu KDV'den fazla ise devlet tarafından alacaklı oluyor. Vermiş şirkete giren KDV miktarı fazlaysa ise devlete karşı borçlu olmuş oluyor. Ay sonunda devlet onu alıyor. Ama eğer devletten alacaklıysan onu ay sonunda alamıyorsun. Bir sonraki aya dönüyor hesap, devam ediyor. Biz tabii hiç böyle bir paranın geri geleceğini başka ülkelerde de tahmin etmedik. Bir gün işte öyle Almanya'daki şirket hesabına bakarken baktım bir yerden para gelmiş. Kim yolladı bu parayı falan diye bakıyorum. Almancam da hiç yok yani sıfır. İşte Finanzmanager mi, Finanzmanager mi öyle bir şey yazıyor. Ya bu ne falan filan diye bakıyorum. Baktım vergi dairesi. Niye bunu yolladı vergi dairesi falan diyorum. Muhasebeciyle işte görüştüm oradaki muhasebeciyle. Dedi işte bu sizin o ay devleti fazla KDV, devlet adına fazla KDV vermişsiniz. Onun iadesi dedi. Şok olmuştum yani. Bayağı bir etkilenmiştim yani. Hani, ikinci şey de gene oradaki vergi sistemiyle ilgili beni en çok şaşırtan şeylerden biri de o. Yani bundan daha etkili bir şekilde şaşırttı. İlk yılın sonunda biz mesela Türkiye'de şirket gelir vergisini nasıl veriyor? Normalde yıl bittikten sonra yıl bitiyor. Senin karın var, zararın var. Onun üzerinden %20 kurumlar vergisi dediğimiz vergiyi vermemiz lazım. Ama biz bunu biraz daha erken alıyoruz. Yani 3'er aylık dilimlerde alıyoruz. Peşin vergi dediğimiz bir şey var. Ocak, Şubat, Mart bittiği zaman o 3 ay içerisinde senin kar elde ettiysen yıl sonunun bitmesini beklemeden onun %20'sini veriyorsun kar olarak. Türkiye'de sistem böyle. Yani yıl bitmeden 9 ay öncesinden itibaren vergi vermeye başlıyoruz gelir vergisini. Almanya'da sordum nasıl oluyor diye. Burada dedi mesela 2018 yılının vergisini 2018'in içerisinde zaten ödemiyorsun. Yani peşin vergi kavramı yok. 2018 bitti. Karın zararın hesaplandı. Ne kadar vergi vereceksin? Atıyorum 10 bin euro vergi vereceksin. O 10 bin euroyu 2020'nin 2019 değil, 2020'nin ocağında veriyorsun. Yani aradan 12 ay geçiyor, 13. ayda veriyorsun. İnanamadım buna yani. O parayı ne yapacağız peki? O parayı işte bir sene kullanabiliyorsun diyor. Yani çünkü rahatlar yani. Yani herhalde ekonomik olarak rahat olduğu için şirketlere böyle bir kolaylık sağlamışlar. Kâr elde ediyorsun, vergi çıkıyor. O vergiyi ondan sonra bir sene kullanıyorsun, bir sene sonrasında ödüyorsun. Bana inanılmaz geldi bu yani. Hani biz burada o kadar erken veriyoruz ya onu. Hatta burada mesela çoğu zaman şöyle oluyordu bizde Türkiye'de çalışırken. Ocak, Şubat, Mart'ta mesela Mart'ta bir ürün sattım bir şirkete. Ödemesini bekliyorsun. İşte Nisan'da ya da Mayıs'ta gelecek. Onun ödemesi gelmeden vergisi geliyor mesela. Yani insanın bayağı moralini bozan şeyler olabiliyor. diğer tarafta ama işte bu konularda bayağı rahatlıklar var yani. Yani Almanya'da vergi konusunda bir şey gördük. Tabii orada da vergi oranı fazla. Bildiğim kadarıyla %30 küsur olması lazım şu an. Daha ödemediğimiz için bilmiyorum. %30 küsur 32 miydi neydi herhalde sanırım öyle bir şeydi. Vergi oranı biraz yüksek ama bir taraftan da işte böyle artıları var, eksileri var. Bir de mesela yurt dışına satış yaparken de Türkiye'de satış yapmakla hani kıyaslıyoruz ister istemez bildiğimiz şey olduğu için bir garip bir kolaylık var yani. Hani burada satış süreçleri, sales cycle dediğimiz yani başlıyorsun bir şey görüşmeye satıyorsun. Dışarıya göre bayağı uzun. Yurt dışında biraz daha kısalıyor. O kısalıklar da bazen o kadar kısalıyor ki buradan yani 3-4 ay süren satış süreçleri birkaç saate falan indiği olabiliyor. Onlar falan da bayağı bir şaşırtmıştı. Birkaç yani her zaman olan bir şey değil tabii bu ama olduğu oluyor. Burada çok mümkün değil gibi gelen şeyler orada biraz mümkün olabiliyor. Bu bahsettiğin toplu satışlar için geçerli galiba. Evet, aynen toplu satışlar için. Yani perakende satışları zaten e-ticaret sitesi üzerinden satıyoruz. Ama bizim zaten odaklandığımız satış B2B satışları. Yani hani şirketlere satış yapmaya çalışıyoruz. Şirketler numunelerine geliyorlar, internet sitesine alıyorlar ama ondan sonraki alımlarını offline olarak biz yürütüyoruz. Fuarlara da aslında katılan sebebimiz o. Yani normalde fuar hani işte 2019 yılında fuar mı kaldı? Hani insanlar
her şey dijital olarak erişebiliyor ama mesela biz özellikle Amerika'daki fuarlara ağırlıklı olarak katılmaya çalışıyoruz. Çünkü Amerika'daki KOBİ'lerin yani yaşları 20-25 falan yani 20-25 yaşında şirketler var. KOBİ bu hala KOBİ. Lifestyle business şekilde götürüyor adam. Adam belki oğluna geçmiş ya da adam işte bayağı bir yaşlanmış falan. Onların böyle fuar alışkanlıkları olduğunu gördük. Fuarlarda böyle bir şirkete aşina olma, o şirketi fuarda tanışma, el sıkışma, hani bir temasın olması nın olumlu olduğunu gördüğümüz için fuarlara devam ediyoruz. Anladım. Şey olarak ben B2B satış yaptığınızı çok bilmiyordum. Oradaki oran ne peki? Yıllık böyle ciro bazlı düşündüğümüzde B2B mi daha fazla ağırlık basıyor, e-ticaret mi? Yani orada B2B tarafta şöyle bir şey var. B2B çok geç oluyor. Mesela hani biz B2B de e-ticaretle başlıyor. Her e-ticaret B2B'ye dönmüyor. Ama biz onların B2B'ye dönenlerini seviniyoruz. Dönebilecek olanlarını seviniyoruz. Yani bir şirket bizden bir numara olarak ürün alıyor. Ondan sonra o ürünü alıyor, deniyor. Kendi ürünün içerisinde kullanıyor. Onunla bir proje yapıyor. Daha yüksek adetler için bizden teklif istiyor falan. Bu süreçlerin olmasını istiyoruz. Dolayısıyla yani böyle oran verebileceğim çok sağlıklı bir yapı yok. Çünkü her e-ticaret ki online satış aslında oraya açılan bir kapı olmuş oluyor. Ama giderek de orası büyüyor. Çünkü sonradan geliyor yani. Hani böyle 6-7 ay sonra, 8-9 ay sonra geliyor. İnsanlar bir tane aldıktan sonra onunla bir proje yapıp o projeyi bitirmeleri ciddi bir zaman alıyor. Giderek arttığını söyleyebilirim abi B2B tarafı. Anladım. Gayet güzel abi. B2B satış zaten şey olarak, baz olarak daha fazla yüksek batlarda olduğundan o daha fazla katkıda bulunuyordur. Aynen evet. Biz de hoşumuza giden, daha çok hoşumuza giden satışlar öyle. Gerçi hani ihracatın her türlüsü insanın hoşuna gidiyor. 10 dolarlık satış bile yapsan yani gidiyorsun işte X bir ülkeye 10 dolarlık bir ürün satmak acayip bir keyif veriyor insana yani. Azı çoğu çok şey değil. Tabii çoğu daha iyi ama azı da bayağı keyif veriyor. Şimdi yavaş yavaş sona doğru gelelim abi. Şey sormak istiyorum böyle. Şimdi gayet güzel konuştuk, deneyimlerini aktardın. Sen böyle yurt dışına açılmak isteyenlere ilk başta neler önerirsin? Şu mutlaka yapmanız gereken ya da işte şu gayet detaylıca düşünmeniz gereken noktalar diye böyle aktarabilir misin? Yurt dışına açılmak isteyenlere de bir an önce yurt dışına açılmalarını öneririm. Yani zaman kaybetmemeleri lazım. Çünkü dışarıda çok büyük bir market var, büyük bir pazar var. İnsanlar deli satışlar yapıyorlar. Bir an önce onların arası gerçekten ticaretin tadını almaları lazım. Türkiye'de sadece Türkiye özelinde eğer yani bir şey üretip hele üretip satan varsa bence çok büyük bir hata yapıyor. Özellikle şu an mesela işte görüyorsunuzdur Amazon üzerinden falan çok satış yapan insanlar olmaya başladı. Amazon gibi bir kolaylık varken yani siz şirket açmadan bile Amazon'un deposuna Türkiye'den malzeme gönderebiliyorsunuz. Hem Amerika'ya hem Avrupa'ya gönderebiliyorsunuz. Ama şirket gerçi açmak gerekebiliyor da yani açmadan da yapabilenler var işte başka şirketler üzerinden falan yapılabiliyor. Bu tarz böyle Amazon'a ürün gönderme işi yapan şirketler falan var. Neyse o kısım çok önemli değil ama çok kolay bir şekilde yani operasyonla vesaire uğraşmadan ürününüz varsa düzgün bir ürününüz ve bu ürünün insanların ihtiyacı varsa rahatlıkla satabiliyorsunuz. İşler çok kolaylaştı yani dijital tarafta. Kesinlikle vakit kaybetmemeleri lazım. Yani yurt dışına açılma işinde execution yani direkt iş yapmaları lazım. Direkt girmeleri lazım. Hiç gözlerinin korkmasına bence gerek yok. Türkiye'de ticaret yapmaktan çok çok daha kolay yani yurt dışında ticaret yapmak. Elbette ki hani bunları söyleyip de böyle orası çok güzel rahat demiyorum ama onun da kendine has zorlukları var ama hani burada bir şeyler başarabiliyorsa bir insan beklemesi için hiçbir sebep yok yani beklemesi bence en büyük şey kendisine vereceği en büyük zarar. İşin marketine göre işte Avrupa içerisinde ya da Amerika odaklı gidilebilir. Avrupa'da eğer son kullanıcı ürün tarzı bir ürün yapılıyorsa hani 23 tane yanlış hatırlamıyorsam ülke var. Dolayısıyla her birinin e-ticaret dinamiği farklı. İşte atıyorum Almanya'da mesela kredi kartı bildiğim kadarıyla toplumun işte %25'inde falan vardı. Yani Türkiye'de mesela kredi kartı herkesin cebinde var ama Almanya'da o kadar yaygın bir ürün değil. Almanya'daki ödeme yöntemleri biraz daha farklı. İşte SEPA falan filan var. Gidiyorsun bakıyorsun Hollanda'da daha farklı ödeme yöntemi var. İnternetten arama alışkanlıkları, satın alma alışkanlıkları farklı. Avrupa'da böyle böyle parça parça bir şey var. E-ticarette de farklı kültürler var, farklı dinamikler var. Dolayısıyla tek bir şeyin onlara hitap etmesi zor. Özel olarak ilerlemek daha iyi olabiliyor orada.
O zaman da işte nüfus parçalanıyor, pazar bayağı ufalmış oluyor. O yüzden başlangıç için ürün çok Amerikalılara ters değilse, yani nasıl öyle bir şey olur bilmiyorum ama Amerika ile başlamak daha mantıklı. Çünkü 300 milyon nüfus var ve hepsi tek bir ülke. Yani aynı dili konuşuyorlar. Aynı pazarlama yöntemi işe yarayabiliyor. Ödeme alışkanlıkları ortak. Hızlı bir şekilde Amerika'da ürün satışını test edebilirler, deneyebilirler diye düşünüyorum. Beklemeden. Aynen, Avrupa'da hem çok daha fazla ülke olduğundan hem de çok daha fazla dil seçeneği olduğundan bazıları da işte kendi dillerini bayağı konuşmak istediklerinden direkt onlara özel reklamlar çıkmak gerekiyor. Bu yüzden Amerika daha bence de daha mantıklı ilk başta. Tabii ürün Amerika'ya hitap ediyorsa. Evet, aynen öyle. Senin eklemek istediklerin bir şey var mı bu konuştuklarımızın dışında? Yani güzel oldu. Böyle derleyip toparlamış olduk. Yani bizim ülkemizde şu an ihracat yapmak bence yapılabilecek en mantıklı işlerden biri. İhracata çok uygun bir dönemdeyiz. Çünkü kur farkı var ciddi manada. İşte buradaki işçilik giderleri bayağı artık uygun. Çin'den bile daha düşük neredeyse şu an asgari ücret. Ülkede üretilen çok fazla ürün de var. Bunları hızlı bir şekilde yurt dışına pazarlayıp satmak için iyi bir dönemde olduğumuza inanıyorum. İyi bir fırsat olduğuna inanıyorum. Umarım imkanı olanlar bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirirler. Sait Bor'la tekrardan ilk katılımcımız olduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sevgiler.